GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde dolar endeksinin dünkü yukarı yönlü hareketlerden sonra bugün birazcık daha tepki hareketi gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Özellikle bu hareketler devam edecek mi etmeyecek mi sorusunun cevabını aramaktayız. Mevcut yukarı yönlü hareketlerden sonra bu tepkinin etkili olup olmayacağını özellikle 94.80-94.75 75 seviyelerine göre karar verebiliriz bu destek noktası üzerinde endeks bazında yukarı yönlü hareketlerin daha ihtimalli olabileceğini vurgulayabiliriz. Burada bilinmesi gereken bir husus ki bu düşünce yapısı tamamıyla kısa vadeli bir düşüncedir. Genel çerçevede baktığımızda Kanalın alt noktası aynı zamanda da 200 pilotluk basit hareketli ortalama 94.05'lerden geçmektedir ki bu destek noktası endeksin yukarı yönlü hareketlerini desteklemesi açısından kritik. Yani orta vadeli baktığımızda 94'lerin üzerinde pozitif olduğumuzu vurgulayabiliriz. Gün içi işlemleri incelediğimizde ise 94.80 Önem arz etmektedir. Gün içerisinde özellikle tepki satışları gelecek mi gelmeyecek mi sorusunun cevabı için. Yorular paritesine baktığımızda dolar endeksindeki tepki satışı ile birlikte kısmi bir çıkış gerçekleştirdiğini görüyoruz. Eurolar paritesini ve bu hareketlerle birlikte gün içerisinde 1.1245'lere yaklaştı. Genel çerçevede hareketli incelediğimizde 1.1275 seviyesi altındaki negatif beklentinin devam etmesi şeklinde. Özellikle bu seviye daha önce de hatırlarsak 1.1455-1.1270 bandıydı. E bu seviye bu yüzden de önem arz ediyor. Yani 1.1275 günün kalanındaki önemli bir seviye. Bu seviye altında aşağı yönlü baskıların devam etme ihtimali kuvvetli. Sterling dolar paritesine baktığımızda gün içerisinde 1.54 seviyesinin altında hareketlerin gerçekleştiğini görebiliyoruz. Bu tutum aşağı yönlü hareketleri birazcık daha tetikledi. Özellikle kanalın da altını esnediğimize de görebiliyoruz. Bu yüzden de yukarı yönlü hareketlerde birazcık daha istekli, birazcık daha arzulu olabilmek için 1.54.45 direncinin geçilmesi gerektiğini unutmayalım. Yani eğer bir yükseliş düşüncesine sahipsek, sterlin dolar paritesi için 1.54.45'in üzerindeki hareketleri görmemiz gerekiyor. Aksi takdirde aşağı yönlü baskılar yeniden etkili olabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Özellikle 1.54.45'in altında hareketler devam etmesi durumunda aşağı yönlü baskılarını 1.53.40-1.53.10 bölgesine doğru ilerletebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Dolar yan paritesine baktığımızda Kalanın alt bölgesinden doğru toparlanan bir görüntü var. Hatırlarsanız 118.60 destek noktasının önemli olduğunu vurgulamıştık. Genel çerçevede 118.30-119.40 arası bir band hareketi olduğunu ifade etmiştik. 118.60'lardan toparlanan ve yukarı yönlü hareketlerini sürdüren bir görüntü var karşımızda. Bu yüzden de yukarı yönlü hareketlerde daha istekli olabiliriz. Son hareketleri incelediğimizde 119 onlardan bir dönüş kaydedildi. Bu yüzden de ilk etapta 119 on desteğine dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer 119 onun üzerinde kalabilirse yukarı yönlü hareketler daha da isteklenebilir. En azından 119 45'lerin üzerinde bir hareketi şahit olabiliriz. Genel çerçevede 118 60 üzerinde de pozitif seyir devam etmektedir diyebiliriz. Yurt içine baktığımızda dolar Türk lirasında önemli yükselişlerin görüldüğünü söyleyebiliriz. Özellikle bu hafta ve haftanın son günlerine doğru çok önemli yukarı yönlü hareketler gözlemlendi. Genel çerçevede zaten bu beklentiler yani bu yükselişler beklenti dahilindeydi. Teknik olarak baktığımızda özellikle Fibonacci Expansion rakamları bu konuda bize katkı sağlıyor ki hala daha alanın olduğunu 2.54 60'lar 2.55'lerin hedeflenebileceğini ihtimali e, hala da potansiyel olarak görünmektedir. İlk etapta lira kadar bir çıkış yaşadığımızı gördük. Akabinde şu anda bir tepki hareketi görebiliyoruz. Genel çerçevede baktığımızda 2.49.80 destek noktası üzerinde pozitif bir seyrin devamına ilişkin düşünceler ön plandadır. Eğer kur 2.49.80'lerin üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü hareketlerini 2.55'lere kadar devam ettirebilir diyebiliriz. Tabii ki ee, bu seviye öncesindeki ilk bariyer günün zirvesi 152, e, düzelterek 252 45'tir diyebiliriz. Ham petrol fiyatlarına gelecek olursak özellikle 51 seviyesini geçememesi aşağı yönlü baskıların daha da ağırlık kazanmasına katkı sağladı. Gün içerisindeki hareketlere baktığımızda 49.50 ve 48-65 arasında bir bant hareketi diyebileceğimiz bir hareket söz konusu. Genel çerçevede hareketleri incelediğimizde 51 bariyeri altında negatif baskının devamına ilişkin düşünce ön planda. İlaveten 49-80 de ilk bariyerdir diyebiliriz. Yani genel çerçevede düşen trend etkili olmayı sürdürüyor. Altın fiyatlarına dönecek olursak Özellikle altın fiyatlarının hareketlerini incelediğimizde önemli bir yükselişlerden sonra bu yükselişin sınırlandığını çünkü dolar endeksinde de önemli bir e, yukarı yönlü hareketin olduğunu tabii ki ABD 10 yıllık hazine tabi faiz oranlarında da bu yukarı yönlü hareketlerin desteklendiğini gördük. Altın fiyatları 1220'lere geldikten sonra önemli bir geri çekilme yaşadı. Bugün de bu geri çekilmenin devamına ilişkin düşünceler ön planda. Grafikleri incelersek gerek 1 saatlikte gerek 4 saatlikte flag formasyonun Oluşma potansiyelinin daha istekli olduğunu görebiliyoruz ki bu durum özellikle 1198-1190'lara doğru yeni bir hareketi de tetikleyebilir. Genel çerçevede beklentiler 1220 zaten zirve noktası ki bu nokta altında negatif baskı devam ediyor. E diğer kısa vadeli olarak bakacak olursak 1211.70 günün kalanına da dikkat etmemiz gereken bir seviye. Bu bariyer altında da negatif bir baskının devamına ilişkin düşünceler ön plandadır. Son olarak da gümüş fiyatlarına değinecek olursak gümüşte de hatırlarsanız alçalan takoz formasyonu üzerinde sıklıkla durduk. 17 seviyesinin kritik olduğunu vurgulamıştık. Çünkü bu bölge özellikle kanalın üst bölgesiydi. Gümüş fiyatlarına baktığımızda kanalın üst bölgesinin o bölgesinden dönüş gerçekleştirdi. Yani takoz formasyonu içerisindeki hareketlerin yani sıkışmanın devam edeceğine ilişkin düşüncelerin ön planda olduğunu gördük ve şu anda 16.46'larda hareketlerine devam ettiğini görebiliyoruz. Genel çerçevede hareketleri incelediğimizde özellikle zirve noktası olarak kaydedebileceğimiz yaklaşık olarak 16.90 civarı önem arz ediyor. 16.90 seviyesi geçilmediği müddetçe aşağı yönlü baskıların devamına ilişkin düşüncelerin ön planda olduğunu ifade edebiliriz. Yani gümüş fiyatları 16.90'ın altında kaldığı müddetçe takoz formasyonundaki alt bölgeye doğru ilerleme kaydedebilir. Bu da 16 ile 15.90 arasındaki bir bölge olarak söyleyebiliriz. Yani genel çerçevede kıymetli madenlerde altın ve gümüşte aşağı yönlü baskıların devamına ilişkin düşüncelerin bir adım daha önde olduğunu vurgulayabiliriz. Haftanın son işlem gününde gün ortasında teknik anlamda vurgulayabileceklerimiz bunlardan ibaret. İşlemlerimizde stop loss kullanmayı ve trend yönünü pozisyonlar gerçekleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.